Sevgili seyirciler, Türk vatandaşlarının 35 yıl önce başlayan Almanya macerası olanca hızıyla sürüyor. O topraklara yalnızca kültürümüzü değil, elbette sorunlarımızı da götürdük. Bu sorunlardan biri de PKK. Kısa bir süre önce PKK lideri Abdullah Öcalan tarafından ölümle tehdit edilen Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel, 32. güne kelimenin tam anlamıyla patladı. Ülkesinde Klaus Kinkel için Türk dostu deniyor. Kinkel hem PKK'ya yönelik yeni politikalarını açıkladı hem de Türkiye'ye dostça tavsiyelerde bulundu. Artık yeter. Dost acı söyler diye başlayıp Ankara'dan beklentilerini sıraladı. Az sonra Kinkel'in hem bugün Bonn'da buluştuğu Dışişleri Bakanı Emre Gönensay'a söylediklerini hem de kısa bir süre sonra Başbakan Yılmaz'a Şansölye Kohl'un soracaklarını duyacaksınız. Türk-Alman ilişkileri ve Kürt sorunu bu görüşmelerden çok etkilenecek. Almanya şaşkın durumda. Hiç anlayamadıkları, nedenlerini bilemedikleri, topraklarından binlerce kilometre uzaklıktaki Kürt sorununun içine düşüvermişler. Gün geçmiyor ki bir gösteri olmasın, Alman polisi dövülmesin, sokaklar işgal edilmesin. PKK, Almanya'ya adeta savaş açmış durumda. Binlerce militanı ile tozu dumana katıyor. Sokakları savaş alanına çeviriyor. Türkiye'ye gidecek turistleri intihar komandolarıyla korkutuyor. Başbakan Kohl ve Dışişleri Bakanı Kinkel'i ölümle tehdit ediyor. Almanya, PKK faaliyetlerini yasakladı, derneklerini kapattı ancak 21 Ocak. PKK gösterileri de durdurulamıyor. Alman polisinin de eli kolu bağlı. Yasalar çok sert davranmasını veya yakaladıklarını hemen sınır dışı etmesini engelliyor. Buna karşı PKK militanları tüm güçleriyle yükleniyorlar. Amaç bunu usandırmak ve Türkiye'ye baskı yaptırıp istediğini elde etmek. Almanya bu açıdan kilit ülke. Kürt militanlara sırt çevirirse PKK'nın Avrupa'daki en büyük üssü ve para kaynağı yok olacak. Öte yandan Türkiye'ye sırt çevirirse bu defa Avrupa'daki belki en büyük müttefiğini kaybedecek ki bu da imkansız. Abdullah Öcalan'ın ölümle tehdit ettiği Alman politikacıların başında Dışişleri Bakanı Kinkel geliyor. Kürt dosyası da onun elinde. Kinkel bizimle görüşmesinde bunun yeni politikalarını açıkladı ve sözlerine PKK taraftarlarına çok sert ve önemli bir mesaj yollayarak başladı. PKK hier verboten. Durum gayet açıktır. PKK'yı yasakladık ve yaptıklarını da lanetliyoruz. Militanlarla masaya oturmamız da mümkün değil. Biz liberal bir hukuk devleti olduğumuz için PKK'yı tümüyle yok edemedik. Ancak şunu çok iyi bilsinler ki bu tutumla Almanya'da oturmaya hak kazanmıyorlar. Bundan dolayı ülkemizi terk etmek zorunda kalacaklar. Yasaları çiğneyenler mahkemeye çıkacak. Gerekiyorsa sınır dışı edilecekler. Bunun için yasalar değiştirildi. Sertleşme önlemleri alındı. Bu konuda kararlıyız. Yasalar ve uluslararası kurallar izin verdiği oranda uygulayacağız. PKK'nın Almanya'yı teröre boğmasına müsaade etmeyeceğiz. Ancak yapamıyorsunuz, engelleyemiyorsunuz bir taraftan. Es ist noch nicht so einkanalisiert wie wir das. Evet, kabul etmeliyim ki istediğimiz gibi işlemiyor. Ancak son gelişmeler İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımızda. Mahkeme ve polis de gerekli uyarı etkisini yaptı. Bundan sonra durum değişecek. Peki bugünkü noktaya gelinmesinde sizin de sorumluluğunuz olmadı mı? Türk kamuoyu aslında işi böyle görüyor. Mesela Öcalan ile temas kurdunuz. Sanki gizli pazarlık ediyormuş gibi davrandınız. Cesaret vermiş oldunuz onlara. Hayır, bunu söyleyemezsiniz. Bir parlamenterin ve bir istihbarat yetkilisinin özel görüşmelerinin dışişleriyle hiç ilgisi yoktur. Öcalan Almanya ile masaya oturabilecek bir muhatap değildir. Bakın, biz belki PKK'yı şiddete yatkınlıkları konusunda biraz başıboş bırakmış olabiliriz. Ancak şimdi halk da, yöneticiler de durumun farkındalar. Artık soruna gerektiği gibi yaklaşıyoruz. Öcalan sizi ve Başbakan Kohl'u tehdit edince korktunuz mu?
Bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Geçmişte kaldı. Ancak Öcalan'ın Türkiye'ye gidecek turistlerle ilgili tehditlerinden hoşlanmadığını söyleyebilirim. Peki şimdi farklı ne yapacaksınız? Yasalarınızın çok liberal olduğunu söylüyorsunuz. Ne değişecek? PKK'yı durdurabileceğimizden eminim. Hazırlıklarımızı başlattık. Ceza yasası daha sertleştirilecek. Gelecekte izinsiz bir gösteriye katılanlar sınır dışı edilme riskini de göze almış olacaklar. Bonn iki yönlü bir politika izliyor. Almanya'nın sadece PKK militanlarına değil, Ankara'ya da mesajı var. Hele Mesut Yılmaz'ın son açıklamaları üzerine ümitler artıvermiş. Kinkel'in bir diğer sorunu da bizim aşırı alınganlığımız. En basit eleştiriyi dahi kaldıramamamız. Önce bir konuda anlaşalım. Biz iki dost ülkeyiz. Dost ve müttefik olmak, her konuda aynı şeyleri söylemek, aynı politikaları desteklemek değildir. Bazı sorunlarda farklı bakışımız olabilir. Buna alışın. Alıganlık yapmayın. Mesela Kıbrıs, insan hakları ve Kürt sorunlarına farklı bakıyoruz. Ancak bu dostluğumuzun bittiği anlamına gelmez. Benim de yanlış veya farklı gördüklerimi açıkça söyleme hakkım olmalı. Türkler de bizi eleştirebilmeli. Sizin de hakkınız var. Dostlar arasında karşılıklı eleştiri, tartışma normaldir. Sizde bu yön eksik. Ne zaman farklı veya eleştirel bir şey söylesem, Türk-Alman dostluğunun bittiği sanılıyor. Yok öyle bir şey. Yani bir yerde Türkiye'nin aşırı duyarlılığı bırakmasını söylüyorsunuz. Ancak bir taraftan da Kürt sorunu iki ülke arasında açık bir rahatsızlık, sanki bir kriz havası yaratıyor. Hayır, bir kriz falan yok. Bunu söylerken de diplomatik ağız kullanmıyorum. Gerçekten bir sıkıntı yok. Kürt sorunu sadece bir gündem maddesidir. Ancak tek gündem maddesi de değildir. Üstelik bu gündem maddeleri de dostluğumuzu bozmaz. Neden inanmıyorsunuz? Biz Türkiye'nin kolunu bükmek niyetinde değiliz. Size yardım etmek istiyoruz. Bunu yaparken kendimizin de mükemmel olmadığını kabul ediyoruz. Siz de bizi eleştirin diyoruz. Daha ne yapalım? Anladım. Dost acı söyler, eleştiriye de biraz alışın diyorsunuz. Peki bunca sözden sonra Türkiye'de bazı şeyler yapmalı diye bu lafların devamı gelir. Dilinizin altında bir şeyler var. Türkiye'den bir beklentiniz mi var? Söylediğimiz çok açık. Bu sorunu sadece askeri önlemlerle çözmeye çalışmak yanlış. Şimdiye kadar hep askeri önlem aldınız ve olmadı. Eninde sonunda yeni bir yaklaşım gerekecek. Dost bir ülke olarak bunun politik metotlarla, diyalogla çözülmesini önerdik. Hep bir politik çözümden söz ediyorsunuz. Türkiye ise bundan kuşkulanıyor. İnsanlar acaba Almanya bizi aklındaki bir çözüme mi zorluyor diye soruyorlar. Hayır, böyle söylenemez. Biz Türkiye'nin toprak bütünlüğünün hiçbir zaman tartışılamayacağını, terör saldırılarına karşı kendini savunması gerektiğini daima söyledik. Aksi düşünülemez. Ancak olayın tarihi ve kültürel başka boyutları da var. Kürtlerin bazı isteklerinde göz önüne alan kültürel bir otonomiden söz ediliyor. Sırf askeri önlemlerin dışında politik, yani hukuk devleti metotlarıyla çözümü gereken bir sorun bu. Mesut Yılmaz'ın son açıklamaları bu yönden bizi çok ümitlendirdi. Başbakan Yılmaz yakında buraya geliyor. Siz ona ne diyeceksiniz veya Yılmaz'ın size ne demesini bekliyorsunuz? Başbakan Yılmaz bu sorunun yeni bir şekilde ele alınabileceğini söyledi. Sadece askeri değil, politik çözümü de söz konusu etti. Yılmaz'ın sözlerine katılıyorum. Konuşmasını dikkatle okudum. Görüşlerine katılıyorum. Eğer bunları gerçekleştirirse bizim beklentilerimiz karşılanmış olur. Şimdi mesajım şu: artık bu sözleri uygulamaya koyun. Avrupa bu yaklaşımı alkışlar. Teşekkür ederim.